Evet arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikinci videomu çekiyorum. O yüzden beni bu halde ikinci kez görüyorsanız şaşırmayın. Bugün sizlerle medyada mezarlık cinayeti olarak yer alan bir davayı paylaşmak istiyorum. Bu dava gerçekten beni birçok yönüyle çok etkileyen, çok trajik bir dava. Ama ne yazık ki en çok etkilendiğim kısım davanın olay örgüsünden ziyade bu davanın tamı tamına 17 yıl boyunca çözülememiş olması. Bu videoda benim eksik bıraktığım veya atladığım ve sizin de bilginiz olan bir nokta varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz ve hem beni hem de izleyicileri bu konuda bilgilendirebilirsiniz. Ve ikinci olarak da eğer bu konularda hassassanız, hassas olmadığınızı düşünüyorsanız ama yaşınız küçükse veya daha önceki videolarımı izleyip de kendinizi rahatsız hissettiyseniz lütfen bu videoya devam etmeyin. Videoyu şu noktada kapatın ve kanalımdaki diğer içeriklere göz atabilirsiniz. Her neyse, şimdi mezarlık cinayetinin detaylarına yavaş yavaş değinmek istiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu davadaki kurban 16 yaşındaydı. Ve dediğim gibi bu dava 17 yıl boyunca çözülemedi. Yani bu da kurbanın bu dünyada yaşadığı süreden daha uzun bir süre. Yani ona bunu yapan kişi 17 yıl boyunca özgürdü. 16 yaşındaki kurbanımız ne yazık ki bir mezarlıkta bulunduğunda tamamıyla çıplaktı. Ayağında sadece tek bir çorabı vardı ve üzerinde de sadece sülyeni vardı. Ve dövülerek öldürülmüştü. O zaman şimdi videoya başlayalım. Size öncelikle birazcık Jessica Kane'in kusursuz hayatından bahsetmek istiyorum. Jessica 24 Eylül 1975'te Rebecca ve James Kane çiftinin tek çocuğu olarak doğdu ve onların tek çocuğu olarak da yaşadı. Dediğim gibi Rebecca ve James'in tek çocuğuydu ve haliyle ailesi onun üzerine titriyordu. Hayatı boyunca gerçekten onun için hep en iyisini istemişlerdi. Jessica çok hoş bir kızdı. Çevresi tarafından her zaman nazik, eğlenceli, dışa dönük olan karakteriyle biliniyordu. Okulda çok iyi iş çıkarıyordu. Derslerine çalışmak konusunda çok disiplinliydi. Okulun onur öğrencilerinden biriydi ve ayrıca de okulda amigoluk yapıyordu ve bu işi de çok severek yapıyordu. Yani sevdiği işleri yapmakta ve yaptığı işleri severek yapmakta çok iyi iş çıkartıyordu. Yani Jessica'nın çok güzel bir sesi vardı. Gerçekten çevresindeki herkes onun konuşurken bile ninni söyler gibi olduğunu söylüyordu. Çok sakin bir yapısı vardı. Çok güler yüzlüydü. Etrafındaki insanlara karşı, hatta hayvanlara karşı bile çok sevecen ve saygılıydı. Jessica da ileride şarkıcı veya oyuncu olmak istiyordu. Yani bir şeylerle uğraşmayı çok seviyordu. Dediğim gibi sesi çok güzeldi, şarkı söylüyordu ama aynı zamanda kendi bestelediği bazı çalışmaları da vardı. Yani gerçekten yaşamayı bilen bir insandı. Bütün günleri her zaman çok dolu dolu geçiyordu. Durmadan bir şeylerle uğraşıyordu. Yani kısacası Jessica'nın çok güzel bir hayatı vardı. Peki Jessica'nın bu kadar güzel bir hayatı varken ona bunu yapan kişi veya kişiler kimdi ve neden böyle bir şey yapmışlardı? Jessica'nın artık koleje gitme yaşı geldiğinde Jessica zooloji seçti. Çünkü dediğim gibi hayvanları çok seviyordu. Bu kolej dediğimiz şey de yabancı ülkelerde bir ön lisans programı olarak düşünebilirsiniz. Jessica zooloji seçmişti. Ailesi ve öğretmenleri bu durumu gayet olağan karşıladılar. Çünkü zaten hayvanları çok seviyordu. Çok başarılı bir öğrenciydi ve yapabileceğini düşündüler. Fakat gelin görün ki Jessica'nın bu muhteşem hayatı, Jessica 14-15 yaşlarındayken bir erkekle tanışmasıyla allak bullak oldu. Bu çocuğun adı Shane Thomas'tı. Shane'den biraz bahsetmek gerekirse 18 yaşındaydı. Liseyi terk etmişti, bitirmemişti bile. Ve bu çocuk kelimenin tam anlamıyla tam bir bad boy'du. Yani çok kötü bir çocuktu. En azından Jessica'nın ailesi ve çevresi bu şekilde tanımlıyor. Shane dediğim gibi liseyi terk etmişti. 18 yaşında olmasına rağmen bir suç geçmişi vardı. Bunlar böyle çok önemli suçlar değildi ama yine de sabıkalıydı. Yani kendisinin bir suçlu ve kötü bir çocuk olmasının dışında Jessica'yı da çok kötü etkilemeye başlamıştı. Ve açıkçası Jessica'nın da bütün çevresi bu durumun farkındaydı. Hem ailesi, hem arkadaş çevresi, hem sosyal çevresi. Jessica şimdiye kadar çok sessiz, sakin bir kızdı. Ama Shane'le ilişkisi başladığından beri gitgide daha öfkeli olmaya başlamıştı. Daha saldırgan, daha hassas bir kız olmuştu. Şimdiye kadar biliyorsunuz ki çok başarılı bir öğrenciydi ve ders çalışma konusunda çok disiplinliydi. Okulu bir gün bile asmamıştı. Ama
son zamanlarda Shane'le takılmak için, Shane'le zaman geçirmek için durmadan okula asıyordu ve dersleri buna bağlı olarak düşmeye başlamıştı notları. Ve ailesi de bu durumun farkındaydı ve sık sık ailesiyle bu sebeplerden ötürü tartışmaya giriyordu. Daha önce ailesiyle hiç böyle ciddi tartışmaları olmamıştı. Ama son zamanlarda ailesiyle ve özellikle de annesi Rebecca ile durmadan tartışıyorlardı. Hatta tartışmaları artık o kadar şiddetli bir hale gelmişti ki annesi ve Jessica aynı odada bile bulunmak istemiyorlardı. Annesi durmadan onu bir şeyler konusunda engellemeye çalışmaktan, onu yasaklamaktan bunalmıştı artık, yorulmuştu. Ama kavgaları durmadan devam ediyordu. Annesi onu ne kadar şeyden uzak tutmaya çalışırsa Jessica o kadar şeyine yapışıyordu. Çocuğun zaten bu kadar kötü bir çocuk olmasının dışında arada bir ırk farklılığı vardı ve dediğim gibi dava 90'lı yıllarda geçiyor. Ve şöyle ki özellikle o dönemlerde aileler çocuklarının farklı ırklardan çocuklarla arkadaşlık etmesine, çıkmasına pek hoş yanaşmıyorlardı. Çünkü bu durumun çocuklarını kötü etkilediğini düşünüyorlardı. En sonunda hatta Shane'le görüşmesini tamamen yasaklamıştı. Ve Jessica'ya Shane'le görüşmek istiyorsa notlarını en kısa sürede düzeltmesi gerektiğini söylemişti. Bu durum Jessica'yı daha da sinirlendirdi ama geçici bir süreliğine de olsa işe yaramıştı. Jessica notlarını birazcık düzeltmeye başlamıştı. Fakat yine de bu durum uzun vadede pek de başarılı olmamıştı. Çünkü Jessica yine bu yasakları dinlemiyor, bir yolunu bulup Shane'le görüşmeye devam ediyordu. Ve daha da kötüsü artık arkadaş çevresine durmadan annesini şikayet etmeye başlamıştı. Bu yeni Jessica'dan sadece ailesi değil, arkadaşları da şikayetçiydi. Çünkü artık o eski eğlenceli, sevecen, işte komik kız gitmişti ve yerine durmadan erkek arkadaşından bahseden, durmadan ailesini kötüleyen bir kız gelmişti. Bu süreçte Jessica amigoluğu bile bırakmıştı ki bu da çok sevdiği işlerden biriydi. Yani bütün çevresi onun bütün sevdiği şeyleri bıraktığını ve sadece Shane'e tutunduğunu düşünmeye başlamıştı. Kendisinin Shane'le çok mutlu olduğunu ama ailesinin kendi mutluluğunu hiç önemsemediğini, kendisinin hayatının aşkını, hayatının erkeğini bulduğunu söylüyordu henüz 16 yaşındayken. Durmadan ailesini kötülüyordu, annesinin bir canavar olduğunu söylüyordu. Her fırsatta arkadaşlarına evden kaçmak istediğini söylüyordu. Fakat onu evden kaçmaktan alıkoyan tek şey kaçtıktan sonra ne yapacağını bilememesiydi. Ve en sonunda ailesi onun daha geri dönülmez bir hata yapmasını engellemek için, yani evden kaçmak gibi, bu tarz bir hatayı engellemek için onun evden ayrılmasına izin verdiler. Böylelikle 4 Mart 1991'de Jessica henüz 15 yaşındayken şehrin daha batısında yer alan bir sığınma evine yerleşti. Sığınma evi dediğim yerde böyle kadınların, genç kızların falan konaklayabildiği ve güvenliğinin sağlandığı bir yer. Böyle bir sığınma evine yerleşti Jessica. Sığınma evine yerleşmek ve Shane'den uzaklaşmak ona çok iyi gelmişti. Shane'den uzak kaldığı bu süre içinde hem derslerini toparlamıştı, notları günden güne yükseliyordu. Artık daha sakindi, öfke atakları geçirmiyordu, saldırganlığı azalmıştı. Ve daha da güzeli, arkadaşları ve ailesiyle olan ilişkilerini günden güne düzeltmeye başlamıştı. Bu değişimi görmek açıkçası ailesinin de biraz içini rahatlattı. Çünkü kızlarının bir ergenlik bunalımında olduğunu ya da hormonal sıkıntılar yaşadığını düşünmüşlerdi. Ve onun evden taşınmasına izin vererek çok doğru bir karar verdiklerini düşünüyorlardı. Dediğim gibi Jessica günden güne kendisini toparlıyordu. Eski Jessica'ya dönüşüyordu. Fakat bu sığınma evine yerleştikten 2 hafta sonra, yani 15 Mart 1991'de Shane'le bir telefon görüşmesi yaptı ve bu telefon görüşmesi çok hararetli geçti. Görüşme birden alevlendi, birbirlerine bağırıp çağırmaya başladılar. Çok şiddetli tartışıyorlardı ve ne yazık ki görüşmenin sonucunda da ayrıldılar. Bu durum kesinlikle Jessica'yı çok kötü etkiledi çünkü dediğim gibi hayatının aşkını bulduğunu düşünüyordu. Ve bu tartışma sonrasında saat 6-6.30 civarı falan yurttan ayrıldı. Arkadaşına söylediğine göre yakınlardaki bir alışveriş merkezine gidecekti. Bu alışveriş merkezi yurda çok çok yakındı. Yani hemen bu sığınma evinin köşesindeki otobüs durağından otobüse biniyorlardı ve 10-15 dakikalık bir yolculuk sonrasında bu alışveriş merkezine gelebiliyorlardı. Dediğim gibi çok depresif ve kötü hissettiği için böyle biraz vitrinlere bakıp kafa dağıtmak istiyordu. Ve gideceği yeri de sığınma evinden çıkmadan önce oda arkadaşına söylemişti haberinin olması için. Aynı zamanda tek başına kalmak istediğini, kafa dinlemek istediğini de söylemişti.
ve böylelikle Jessica o gün sığınma evinden çıktı. Jessica otobüs durağında yaklaşık olarak 6-6.5 sularında görünmüştü. Ve ne yazık ki bu Jessica'nın hayattayken görüldüğü son yer ve son zamandı. Çünkü dediğim gibi Jessica 6-6.5 sularında otobüs durağında görülmüştü. Ama sonrasında ne otobüste ne de gitmek istediği alışveriş merkezinde onu gören kimse olmamıştı. Öyle ki gece saat 11 olduğunda Jessica'nın kaldığı sığınma evinde rutin kontroller başlamıştı. Bu sığınma evinde sığınma evinin personeli her sabah bütün kadınların kalktığından emin olmak için, her gece 11'de de bütün kadınların güvenli bir şekilde yatağına dönmüş olduğundan emin olmak için bazı rutin kontroller yapıyordu. Yani yatağına dönmekten kastım kadınların odasında olduğunu kontrol ediyorlardı. Fakat tahmin edersiniz ki ne yazık ki sıra Jessica'nın odasına geldiğinde Jessica ortalıkta yoktu. Bu durum karşısında tabii ki de personel hemen Jessica'nın ailesini aradı. Çünkü bazen işte bu sığınma evinde kalan kadınların geceyi dışarıda geçirdiği, arkadaşlarında kaldıkları veya da ailelerinin evine dönüp aileleriyle zaman geçirdikleri zamanlar oluyordu. Ve genelde sığınma evine haber vermeyi unuttukları da oluyordu. O yüzden hemen Jessica'nın ailesini aradılar. Belki de Jessica ailesiyle zaman geçirmek için evine dönmüştü. Ya da bir arkadaşına gitmişti ve ailesine haber vermişti. Yani bunu ancak ailesini arayarak öğrenebilirlerdi. Ve hemen Jessica'nın evini aradılar. Telefonu Rebecca açtı ve ne yazık ki Rebecca Jessica'dan hiçbir haberi olmadığını, hatta uzun zamandır hiç görüşmediklerini söyledi. Bunun üzerine Rebecca telefonu kapatır kapatmaz polisi aradı ve Jessica'nın kayıp olduğunu bildirdi. Saat artık 11-12 sularına gelmişti ve Jessica'nın hayattayken son görünmesinin üzerinden yaklaşık olarak 6 saat falan geçmişti. Bu durum aileyi çok panikletiyordu. Çünkü bu tarz şeyler hiç Jessica'nın huyu değildi. Yani geceyi dışarıda geçirmek ve kimseye haber vermemek gibi şeylerden hoşlanmazdı. Ki biliyorsunuz ki alışveriş merkezine giderken bile odasındaki arkadaşına haber vermişti. Bunun üzerine bütün civarda Jessica arandı ama hiçbir yerde bulunamadı. Ki 2 gün sonra bir Chapel mezarlığında yürüyüş yapan bir adam tarafından Jessica'nın cansız bedeni bulunana kadar. Bu mezarlık Jessica'nın son görüldüğü otobüs durağından yaklaşık 20 mil, 32 kilometre kadar uzaktı. Ve Jessica bulunduğunda ne yazık ki çırılçıplaktı, dövülmüştü, vücudunda birçok darp izi ve tecavüz izi vardı. Ve ayağında sadece tek bir çorabı vardı ve üzerinde sadece sülyeni vardı ve tabii ki de ölmüştü. Gelin görün ki hem Jessica'nın ailesi hem de Jessica'nın yakın çevresi tarafından tek bir suçlu görülüyordu. O da tabii ki de Shane'di ve polisin gözünde de tek suçlu Shane'di. Çünkü o gün Jessica'nın kaybolduğu gün çok şiddetli bir kavga etmişlerdi. Araları son zamanlarda çok bozuktu. Bunun dışında Shane gerçekten çok saldırgan davranışları olan bir çocuktu. Bir suç geçmişi vardı. Ve aile ve Jessica'nın çevresine göre Jessica'ya bunu yapabilecek Shane'den başka kimse yoktu. Çünkü Jessica'nın gerçekten çok sıradan ve sakin bir hayatı vardı. Bunun üzerine tabii ki de Shane hemen sorgulanmaya başlandı. Jessica'nın diğer çorabı mezarlığın girişindeydi. Ve bu yolda bazı ayak izleri de vardı. Bu adım izleri böyle koşar gibiydi. Aralıklı aralıklıydı. Ve bu adım izleri incelendiğinde bir ayakkabı izi değildi. Sadece ayak iziydi. Yani Jessica buraya kadar çıplak ayakla ve çırılçıplak bir şekilde üzerine sadece sülyeni ve çoraplarıyla mezarlığa kadar koşmuştu ve onu bu şekilde koşarken ne yazık ki kimse görmemişti. Yani gerçekten o an yaşadığı çaresizliği, hissettiği çaresizliği düşünemiyorum bile. Ve polisin varsayımına göre Jessica buraya tamamen saklanmak için koşmuştu. Çünkü mezarlıkta gerçekten çok büyük mezar taşları vardı. Ve gece vakti gerçekten saklanmak için güzel bir yerdi. Ve o yüzden Jessica da mezarlığa girmişti. Sonrasında büyükçe bir mezar taşının arkasında diz izleri buldular. Bundan da anladıkları üzere Jessica bu mezar taşının arkasında dizlerinin üzerine çökmüştü ve saklanmaya çalışıyordu. Ama bu saklandığı mezar taşının arkasından bir ev görülüyordu, bir çiftlik evi. Ve o gece Jessica'nın o çiftlik evinden yayılan ışığı gördüğünü düşünüyorlardı. Jessica büyük ihtimalle o çiftlik evinden yanan ışığı görmüştü ve saklandığı yerden çıkıp bir yere sığınma umuduyla veya yardım isteyebilme umuduyla o eve doğru koşmaya başlamıştı. Ama gelin görün ki ne yazık ki Jessica o taşın arkasından çıktığında kendini kaçıran kişi tarafından yakalandı, öldürülene kadar dövüldü
ve mezar taşlarının birinin üzerinde bulunan kanıtlara göre de Jessica o mezar taşına vurula vurula öldürülmüştü. Ve dediğim gibi bu olayın tek bir şüphelisi vardı. O da Shane'di. Ama Shane ve arkadaşları onun suçsuz olduğunu söylüyorlardı. Shane'in ve arkadaşlarının iddia ettiğine göre Shane o gün Jessica'dan ayrıldığında arkadaşlarıyla birlikteydi ve arkadaşlarıyla 2-3 günlük bir Florida tatili içinde plan yapmıştı. Yani Jessica'dan ayrıldıktan sonraki bu 2-3 günlük süreç boyunca hep arkadaşlarıyla birlikteydi. Garip olan kısmı arkadaşları da bunu bu şekilde iddia ediyordu. Ve sonrasında olay yerinde bulunan DNA ve parmak izleri Shane'le karşılaştırıldı. Ve garip bir şekilde hiçbiri Shane'le uyuşmadı. Böylelikle olayın tek şüphelisi olan Shane de bu olaydan aklanmış oldu. Polis için tek şüpheli de aklanınca bu davada ne yazık ki rafa kaldırıldı arkadaşlar. Bu yurt dışında falan genelde soğuk dava olarak geçiyor. Yani bir davanın çözülememesi ve onu bir köşeye kaldırıp diğer davalara yönelmek. Böylelikle bu olayın üzerinden tam 17 yıl geçti. Ki bu 17 yıl boyunca Jessica'nın ailesinin kızları için yapabileceği tek şey kızlarının bulunduğu yere onun için bir mezar yaptırmaktı. Gerçekten ailenin ve kurbanın mağduriyetini tahmin bile edemiyorum. Artık bu dava kendi kendine çözülmeyi bekliyordu. Öyle de oldu. Nisan 2008'de tekrardan bir olay yaşandı. İki tane kadın bir adam tarafından saldırıya uğramıştı. Ve adam olay yerinde tutuklanıp 9 yıllık hapis cezasına çarptırılmıştı. Polis hemen bu adamdan DNA'lar ve parmak izleri aldı. Çünkü bu adamın daha önce sisteme girilmiş bir DNA'sı veya parmak izi yoktu. Daha önce herhangi bir şeyden dolayı tutuklanmamıştı. Ve adamın DNA'sını ve parmak izlerini sisteme girdikten sonra bu adam için bir tarama başlattılar. Daha önce bir suça karışıp karışmadığını anlayabilmek için. Ve bu adamın DNA'ları ve parmak izleri bir suçla eşleşti. Tahmin edersiniz ki Jessica'nın cinayetiyle. Ve adam garip bir şekilde Jessica'nın cinayetini ilk soruşturmada itiraf etti. Hatta bütün detayları da polise verdi. Hatta polisin gazetelere, kamuoyuna vermediği detayları, kendi içinde tuttuğu detayları bile detaylıca anlatmıştı. Jessica'yı tanımıyordu, otobüs durağından kaçırmıştı. Ona o gün tecavüz etmişti ve bir gece boyunca rehin tutmuştu. Ama Jessica onun elinden kaçmıştı. Çıplak bir şekilde mezarlığa kadar koşmuştu. Ve o da Jessica'yı mezarlıkta yakalayıp öldüresiye dövmüş, mezar taşlarından birine vura vura dövmüştü. Ve Jessica öldükten sonra da onu orada bırakıp gitmişti. Ve gelin görün ki 17 yıl boyunca yakalanmamıştı. Ve bunların hepsini detaylıca anlatırken hiçbir pişmanlık belirtisi göstermiyordu. Hatta vakur bir havası vardı. Sanki yaptığı şeyle övünüyor gibiydi. Böylelikle bu adam 9 Nisan 2008'de tutuklandı. Şubat 2009'da idam cezası aldı. Ama gelin görün ki aynı yılın Mart ayında da idam cezası düşürüldü. Müebbetle cezalandırıldı ve 2038 yılına kadar da asla tahliye edilemeyeceği söylendi. Bana kalırsa yine idam edilmesi gerekiyordu tabii ama dediğim gibi bu olaya fazla kendi yorumumu katmak istemiyorum. Videom buraya kadardı. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olup diğer içeriklerime göz atabilirsiniz. Veya kanalımda görmek istediğiniz içerikler varsa da yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Benimle iletişime geçebileceğiniz yerleri de aşağıdaki kutucuğa bırakacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Davul çalıyor. Bendeki şans işte. Video çekmeye başladım ya. Binanın kapısının önünde davul çalıyorlar. Neyse. Böyle bir şey de yaşamadık demeyiz artık.